Bir soru bir cevap hoş geldiniz. Kendinizi çok beğeniyorsunuz acaba? Sizce şampiyon kim olur acaba bu sene? Sen kendini çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor musun? Siz iyi bir grup olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz acaba seçimlerle ilgili olarak? Mert Fırat'ın hayalinde nasıl bir kadın var? Nusret hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ziya Bey, Türkiye'de eğitim alanında tartışılan konulardan bir tanesi de PISA raporları. Son raporda biliyorsunuz Türkiye 70 ülke arasında 50. oldu. Siz bir Milli Eğitim Bakanı olarak PISA'yı önemsiyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu süreç hakkında acaba? Şimdi yine hani bilimsel olarak baktığımızda şöyle bir fotoğraf var. Bu kadar ülke bu sınava giriyor. Peki bu ülkeler karşılaştırılırken neyle neyi karşılaştırıyoruz? Buna bir bakmamız lazım. Bunu şu amaçla söylüyorum. Öğrenci başına 20 bin dolar ve üzeri yatırım yapan ülkeler var. Ekonomik olarak durumu daha iyi olan ülkeler. Öğrenci başına 3 bin dolar, 2 bin dolar daha az yatıran ülkeler var ekonomik durumlarından dolayı. Şimdi PISA bize diyor ki bu ülkeler arasında diyor şöyle bir sıralama var diyor. Evet, zaten var. Yani hani ekonomik olarak sizin ulusal geliriniz 30 bin dolar ya, 40 bin dolar ya, bu herhangi bir X ülkesinin de kişi başına düşen ulusal geliri işte 1000 dolar ya, 3000 dolar ya, 5000 dolar ya, bu karşılaştırmayı yaparsanız zaten olağan olarak bu karşılaştırmada böyle bir sıralama çıkar. Niçin? Yatırım miktarı dolayısıyla. Gerçi 20 bin doların üstünde yatırım yaptığınızda PISA sıralaması çok değişmiyor. Yani onun bir optimizasyon seviyesi var. O noktadan sonra yatırım da çok fazla fark etmiyor. Ben PISA'yı çok önemsiyorum. Yani böyle PISA işte gereksiz bir araştırmadır ya da bizim için uygun değildir vesaire değil. Çok iyi çalışılmış, çok teknik detaylara sahip, gerçekten güçlü bir araştırma. Bizim bundan nasıl yararlanacağımıza bakmamız lazım. Ve biz PISA ile ilgili, mesela bugün başka sınavlar da var, TIMSS vesaire gibi, PIRLS gibi. Bu sınavlarda elektronik sınav yapılıyor bazı sınavlarda. Fakat bizim öğrencimiz hiç elektronik sınav deneyimine sahip değil. Ama elektronik sınav deneyimine sahip olan öğrencilerle bir sınava giriyorlar ve biz yine karşılaştırılacağız. Bundan dolayı PISA ile ilgili mesela bazı ülkelerde belli ülkelere PISA turizmi, PISA seyahatleri var. Öğretmenlerini oraya götürüyorlar. Avrupa ülkeleri götürüyor. Yani şey değil, başka ülkeler değil, belli sıralamada olamayan birçok Avrupa ülkesi de bu çalışmaları yapıyor. PISA etütleri yapıyorlar okullarda. Mesela bizim bu tür bir etüdümüz yok. Bizim PISA sınavı konusunda ya da TIMSS sınavı konusunda özel bir öğretmen eğitimimiz yok orada yapıldığı gibi. Bizim bu konularda çocukları özel çalıştırdığımız bir takım kurslarımız yok. Ama meşru olmak kaydıyla bu süreçte ki başladık da buna, bizim çocuklarımızın da, bizim öğretmenlerimizin de bu araştırma ve sınavlarla ilgili olarak gereken altyapıya donanıma sahip olması için her türlü desteği ortaya koyuyoruz. Ve önümüzdeki süreçte giderek Türkiye'nin yükseleceğini göreceksiniz. Ama bu biraz zaman işi. Yani bizim bu tür sınavlarda alınan puanlara baktığımızda birkaç puan yükseldiğinde trilyon dolarlarla ifade edilen milli üretimle veyahut da milli bütçeyle ilgili bir gelişme söz konusu oluyor. Kişi başına düşen gelirde vesaire. Bu şu demek, demek ki eğitim güçlendiğinde ekonomi de güçleniyor. Buradan yola çıktığımızda benim orta ve uzun vadede gördüğüm şey şu, biz eğitim sistemimizde kaliteye önem verdikçe, yani nicelik üzerinden, sayılar üzerinden değil, girdiler üzerinden değil, özellikle çıktılar, ürünler ve nitelikler üzerinden yorum yapmaya başladığımızda, derslerimizi daha farklı işlediğimizde, öğretmen eğitimine çok güçlü bir destek verdiğimizde, bizim bu sınavlarda, araştırmalarda daha yüksek sıralara çıkmamız çok olağan ve ben bunu bekliyorum.